Haftanın ilk iş gününde saatleri 8.59'u yaptık ve son yarım saatimiz programımızda bizden sonra Kerem Kurçuval yeni kabineyi yani verilen mesajları, Dolmabahçe'deki Stoltenberg görüşmesini, çok önemli başlıklar var. Kerem'in programında benden sonra mutlaka seyredin. Bizim son yarım saatimiz efendim. Tabii ki yine çok çok önemli haberlerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de çok kritik bir zirvede Stoltenberg'i ağırladı ve yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme. Tabii ki en önemli başlık İsveç'in NATO üyeliğiydi. Dolmabahçe önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabul yaklaşık bir saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri hazır bulundu. Görüşmenin ana konusu İsveç'in NATO üyeliğiydi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye son derece verimli bir NATO müttefiki olduğunu, İsveç'in Türkiye'nin endişelerini karşılamak istediğini söyledi. Görüşmede 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO'nun bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç'te Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti. Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı'nı Süleyman Soylu'dan devralan Ali Yerlikaya görevine başladı. Temel referanslarının hukuk, insan hakları olduğunu söyledi Bakan Yerlikaya ve bunlardan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Yeni dönemde 85 milyonun huzur ve güvenliği ona emanet edildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin başına getirilen isim oldu. 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmek varlık sebebimizdir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak atandı. Çiçeği burnunda bakan Yerlikaya görevi Halefi Süleyman Soylu'dan törenle devraldı. Sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliğinden müsterih olduğumuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz. Sayın Bakanım, hizmet bayrağını sizden devralmak benim için büyük bir onur. Bakanlığı yakından tanıyan Yerlikaya, mülkiye sınıfından bir bürokrat. 1990 yılında kaymakam adaylığıyla katıldığı bakanlık bünyesinde farklı ilçelerde kaymakamlık yaptı. 2003'te bakanlığın hukuk müşavirliğine atandı. 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmek varlık sebebimizdir. 2007 yılında Şırnak Valiliğine atanan Yerlikaya için kesintisiz bir valilik dönemi başladı. Sırasıyla Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep valilikleri yapan Yerlikaya, 2018'de ise İstanbul valisi oldu. Yerlikaya bu görevi yaklaşık 5 yıl sürdürdü. Biz milletimizin emrindeyiz. Devlet adamı kimliğiyle öne çıkan bir isim olan Yerlikaya, yeni görevine başlarken hukuk ve insan hakları vurgusu yaptı. 85 milyonun kendilerine emanet olduğunun altını çizdi. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı, mavi vatanımızın her bir damlası bize emanettir. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni dönemde de terör başta olmak üzere tüm suç gruplarıyla mücadelenin kırmızı çizgileri olduğunun altını çizdi. Terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun.